rapçi Sagopa Kajmer. Gerçek ismi Yunus Özyavuz. 11 yıllık eşi koleradan geçen Kasım 2017'de boşanmıştı. Boşanmanın üzerinden 1,5 yıl geçti. Gerçek ismi Esen Güzel olan Kolera sosyal medya hesabı üzerinden bir itirafta bulundu. Kolera eski eşinden şiddet gördüğünü itiraf etti. İzleyelim. Ben mi prim yapıyorum? Ha? Benim kimseden gelecek prime ihtiyacım yok. Ayrıca ben boşandıktan sonra şiddet gördüm. Sinirli falan değilim oğlum. Ben bunları 1,5 yıldır yaşıyorum ve her şeye karşı da gayet antrenmanlıyım. Ama bana konuş konuş derseniz ve damarıma basarsanız konuşayım dedim yani. İyi oldu mu? İyi geldi mi? Oğlum siz insan değilsiniz. İnşallah sizin de başınızdan ayak parmak ucunuza kadar kan oturturlar da hala üstad dersiniz. Hatta bunu inşallah ananıza yaparlar da bir kadının can çekiştiğini, sevdiğiniz bir kadının can çekiştiğini izlersiniz. Benimle okyanus ötesinde Amerika'da bile dans etmeyen adam DJ Tarkan eşliğinde Edirne kulüplerinde o kızla dans etti. Sırf benim canım yansın diye. 11 yılda ben bir kere dans edemedim o adamla düğünüm hariç. Bana vicdan yapıldı mı? Yo. Ağladım. Benimle şu sahilde bir kere yürümedin diye ağladım. Kendinden 20 yaş küçük kızı koluna takıp şimdi sahilde yürüyeceğiz diye hava attı size. Hava attı. Hala bazı kişiler diyor ki şiddet gören bir kadın story atmazdı, darp rapor tuttururdu, savcılığa verirdi diyor. Ben de diyorum ki 2020'ye kadar şiddet suçu olan bir adama eğer ben savcılığa verseydim 2 yıl yatacaktı diyorum. Vicdan yaptım diyorum. Ne nafaka alacağım? Ne nafaka alacağım? Alnımın teriyle sesimle kazanıyorum ben. Paramı. Kimsenin hazırına konmadım oğlum ben. Şimdi de neye mecburum biliyor musun? Bu üstümdeki şeyi takmaya mecburum. Bununla yaşamaya mecburum. Kemiklerim kırık, ezik, büzük, disklerim kayık, boynum her fıtık. Böyle yaşamaya mahkum edildim ben. Hala ne olmuş diyorsunuz, prim diyorsunuz. Beni 40 gün yatalak edip sırtımı kırdı. Kemik kalmamış kemik. Darbeden kemik kalmamış. Hadi gidin şimdi şakşaklayın. Darbeye dayalı olarak omurlarım, disklerim pert olmuş. Ezik büzük olmuşum. Çıkan fıtıkları saymıyorum bile. Allah seni de, seni sevenlerin de, senin yüzünden beni yoranların da ...larını veriyorum ispat edene dedim herhangi bir şeyim varsa. O kişi de çıktı, biz aramızdakileri hallettik diye açıklama yaptı. Yanlış anlaşılmaları hallettik dedi. Şimdi Nisan'dan beri iyileşmeyen sırtım için MR sonuçlarımı almaya geldim. Ve hepinizi savcılığa vereceğim dostlar. Tamam mı? Sadece benim profilime değil, başka profillere de yazdıklarınızı not alıyorum. Yani ben almıyorum, alıyoruz. Bunu tekrar söylüyorum, duymayanlar için. Sizin bu ön yargınız, vicdansızlığınız tamamen sizin kız kardeşiniz olmadığım için. Eğer ben sizin kız kardeşiniz olsaydım, çaresizlikten tırnaklarınızı yerdiniz. Belki de kapısına dayanırdınız, neler yapardınız. Evet, genç nesli şarkılarıyla kasıp kavuran 20 yıllık dostlar son 11 yılı da evlilik olarak geçirmişler ve 2017'de de bir şekilde boşandılar ve çok nazik bir açıklama yapmıştı Sagopa Kajmer takma adıyla, yani gerçek adı Yunus. Eşinin arkasından şöyle bir açıklama yapmıştı çünkü o dönemde dostluk iddialar vermişti. Tabii 20 yıllık arkadaşım, en kıymetli dostum ve 11 senemi geçirdiğim evli olarak Esen ile yollarımızı aldığımız ortak karar doğrultusunda ayırdık, evliliğimizi sonlandırdık. Çok sevgili Esen'e bana kattıkları ve benim için yaptıkları için minnettarım. Bundan sonrasında her ikimiz için de bambaşka hayatlar var. Kendisine sevgim saygım sonsuz dedikten sonra 2 yıl sonra şimdi kolera takma adı Esen doldurduğu bir videoyla vücudunda yani kırılmadık yer kalmadığını söylüyor. Bilur ben neye takıldım biliyor musun? Bir kadın şiddete uğradığını söylüyor ve sesini sosyal medya hesabı üzerinden duyurmaya çalışıyor. Ve şiddetin başka türlüsünü orada yaşıyor. Ne hakaretler ediyorlar. Evet feci. Ne hakaretler, ne küfürler ediyorlar. Yani resmen kadını küfürlerle dövüyorlar. Yani yes. Yanındayız falan demesinler. Bıraktım orayı ama
Öyle böyle laflar değil. En büyük hainliği evet. de kadınlar yapıyordur kadına. Yani hemcinsleri bir de bunu yazan hemcinsleri. Bak şimdi bilmiyorum tabii ne yaşadılar ettiler ama bir takım şeyleri de vaktinde herhalde polise haber vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle yani, kolera zaten hakkını. İki sene sonra geçerliliği yok. Bu kadar aramalı. Evet. Neden aramadığını da. Hapse girecekti diyor. Savcılığa işte, gidip suç duyurusunda bulunmadığı evet, da şöyle. Belli ki Sagopa Kajmer'in koleranın iddiasına göre daha önce ertelenmiş bir cezası var. İşte o süreçte yeniden bir suç işlerse hapse girme olasılığı yüksek. Ve eski eşine kıyamadığı için gidip suç duyurusunda bulunmuyor. Ama kusura bakma da kolera o sana kıymış. Bak diyorsun ki vücudumda diyorsun ama niye kırılmadı iki sene kemik sonra, kalmadı diyorsun. Niye hakkını mesela anında aramadı da iki evet, sene sonra? Evet 1,5 yıl bekledi.